Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte artık Eylül ayına geçiş yapmış bulunmaktayız. 1 Eylül itibariyle yeni programımızı ne yapmış olacağız? Konuşmuş olacağız. Bu ay itibariyle artık neye geçiyoruz arkadaşlar? İkinci kitabımıza geçiş yapmış oluyoruz. İkinci kitabımızı konuşmuş olacağız, konu anlatımını. Tabii ben güzel bir şekilde şablon çizdim. Bütün şablonları detaylı bir şekilde açıklamış olacağım size. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Kısa bir şekilde açıklamış olacağım ama mutlaka izlemenizi önemli rica ediyorum. Hadi gelin bakalım başlayalım o zaman. Şimdiki değerli dostlar, Eylül ayı plan programımız bu şekilde. Zaten biliyorsunuz YouTube üzerinden konu anlatımları reklamlı şekilde yayınlanıyor. Örnek soru çözümleri, canlı soru çözümleri, testler, tarama sınavları ve elbette yine konu anlatımı da SeninBiyolojiNet üzerinden yayınlanmakta. Yine kitap veyahut da PDF kısmı da SeninBiyolojiNet'ten yayınlanmakta. Şimdi 2022 Eylül ayında yani ikinci kitabımızı konuşacağız. Bakın ikinci kitabımızın konu anlatımını gerçekleştireceğiz. Bizim ikinci kitabımız ne bu arada? TYT'nin kalan kısmı. Yani 10. sınıf konularını içeren kitabımız. 5 tane konumuz var. Mitos, eşeysiz, mayoz eşeylik, kalıtım, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları şeklinde. Nerede başlıyoruz abi? 5'inde başlıyoruz. Tamam, 5 Eylül'de başlıyoruz. 5, 6, 7 Eylül'de mitoz ve eşeysiz üremeyi hallediyoruz. Konu anlatım bitmiş oluyor. Mayoz ve eşeyli üreme 8, 9, 10 Eylül'de hallolmuş oluyor. Sonrasında bakın burada bir canlı soru çözümü bulunmakta. Canlı soru çözümleri seninbiyolojin.net üzerinden kitap paketi almış olan arkadaşlarımızda yapmış olduğumuz soru çözüm dersleri. Bakın birinci kitap canlı soru çözümü yazıyor ya. Yani geçen ay Ağustos ayında anlatmış olduğum konu anlatımının testlerini, sorularını beraber çözmüş olacağız canlı şekilde. Kaydı olacak mı hocam? Elbette olacak kaydı. Sisteme bir gün sonrasında yüklenmiş olacak 1080p kalitesinde. Onu da söylemiş olayım. Peki hocam hangi gün olacak bu? Bu arkadaşlar ben çarşamba yazdım ama değişiklik gösterebilir bu. Akşamleyin yapmış olacağımız bir canlı soru çözüm dersi. Mesela ortak özellikler çok geniş kapsamlı olmadığından dolayı bir gün ayırdık buna. Normalde hepsine bir gün ayıracaktık. Haftada bir gün olacaktı. Fakat ben işi düzgün yapabilmek adına arkadaşlar 2 güne çıkarttım bunu. Yani çoğunlukla 2 gün yapmış olacağız ama eğer ki konuyla alakalı kısaysa konu yani ve testler de çok çok fazla sayıda değilse konunun önem sırasına göre o zaman bir gün yapmış olacağız. Ama genelde 2 gün olmuş olacak. Her yapacağımız gün mesela atıyorum çarşamba günü yaptığımızı düşünelim. 3 saat canlı şekilde olmuş olacak. Saat 8'de başlayacak, 11'de bitmiş olacak. Akşam yapmamızın sebebi de işte dershanesi olan oluyor, okulu olan oluyor. Katılabilsin diye herkes bu şekilde yapmış olacağız. Bunu yaptık. Daha sonrasında kalıtıma geçeceğiz. Kalıtım 12 Eylül'de başlayacak. 16 Eylül'e kadar sürecek. Bu tabi bir hafta boyunca devam etmiş olacak. Kalıtım haftası yapmış olacağız yani. Yine canlı soru çözümleri devam edecek. Birinci kitabımıza ait. Daha sonrasında ekosistem ekolojisi 19 Eylül haftasında hallolmuş olacak konu anlatımı. Yine canlı soru çözümleri devam edecek. Güncel çevre sorunları en sevdiğim ünite biliyorsun. Güncel çevre sorunları. 26 Eylül haftasında bitmiş olacak. Zaten 30 Eylül'ün sonu olmuş oluyor. Yani ikinci kitabımızın konu anlatımı komple bitmiş olacak. Daha sonrasında ise AYT'ye geçmiş olacağız. Eylül sonunda Ağustos'ta başlamış olduğumuz bu TYT konu anlatımlarını Eylül sonunda arkadaşlar %100 oranında bitirmiş oluyoruz. 2 aylık bir sürede bütün konu anlatımlarını tamamlamak hakikaten iyi bir iş olmuş oluyor. Yani gayet erken bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu bağlamda çok çok iyi bir iş yapmış oluyoruz. Canlı soru çözümlerinden bahsettim zaten. Haftada kaç gün olacağından önem sırasına göre değişiklik gösteriyor. Bu hafta içerisinde bir toplantı düzenleyeceğim. Hem sistemi test etme açısından hem de sizin hani sistemi tanımanız açısından arkadaşlar mail adreslerinizi bilgilendirmeyi gerçekleştirmiş olacağım. Onu da söylemiş olayım. Tabii canlı dersle alakalı sıkça sorulan sorularımız var. Biraz önce konuşmuştum zaten. 3 saat sürecek her bir ders günü ve saat 8'de başlayacak. Haftada bir gün mü 2 gün mü olacağını söyledim zaten. Hani test sayısı çok sayar ki 2 gün olacak şeklinde. Mobil uyumlu mu? Evet, mobil uyumlu arkadaşlar. Herhangi bir şekilde Zoom gibi bir platformdan yapmayacağız. Bizim kendi platformumuzu ondan yapacağız. Sen herhangi bir şekilde uygulama yüklemeyeceksin telefonuna veyahut da bilgisayarına. Tek tıkla mailine gelen tek linkle giriş yapacaksın. Direkt sistem karşına gelmiş olacak. Telefondan, iPhone'dan, iPad'den, Android tabletten, telefondan her yerden girebilirsin. Sıkıntı yok yani. Dersin kaydı da olacak dediğim gibi.
Evet, sürecin nasıl ilerlediğinden bahsetmiştik zaten geçen ay. Biz Ağustos ayını tamamladık, bu yüzden tikimizi de koyduk buraya. Eylül ayında ne yapacağız arkadaşlar? İkinci kitabımızın konu atımını tamamlayacağız. Ve birinci kitabımızla alakalı da testlerimizi canlı şekilde senin biyolojinin net üzerinden çözmüş olacağız. Ekim ayında ise neye başlayacağım? Ben AYT kısmına başlamış olacağım. Konu altına başlayacağım yani. Kasım, Aralık'ta da devam edecek. Yine aynı şekilde Ocak'ta devam edecek. Bu süreç nasıl ilerler kısmında her tamamladığımız ay için buraya tikler gelmiş olacak. Daha sonrasında diğer ay Ekim ayını yaptığımda da bu Eylül'e tik koymuş olacağız. Evet, Eylül ayı programı bu şekildeydi. Yoğun bir ay bizi bekliyor. Sizden ricam lütfen ama lütfen eksik konularınız varsa, birinci kitapla alakalı eksik konularınız varsa tamamlayın bir an öncesinde. Sonrasında şimdi çok güzel gidiyor, tamam mı? Mesela ortak özellikleri anlatıyorum ya ben. Ortak özelliklerde tamam işte yetiştiririz falan diyorsun. Abi ben burayı bitirdikten sonrasında bir bakıyorum, bir soruyorum neredesin, ne yaptın diye. Hocam ben daha birinci konudayım, işte öyle olmayacak. Güzel bir şekilde giderim. Ocak sonunda bitsin işimiz abi. Şubat'tan itibaren deneme sınavları serisi başlayacak. O deneme sınavları serisinde çok güzel bir şekilde yaya yaya gideceğiz böyle, tamam mı? Deneme sınavı da çıkartacağız biz. Deneme sınavlarında yaya yaya gideceğiz böyle. Şubat olacak, Mart, Nisan, Mayıs güzel bir şekilde deneme sınavlarında bolca sorularla daha fazla ne yapmış olacağız? Sizi desteklemiş olacağız arkadaşlar. Evet, Eylül ayında konuşacaklarım bu kadardı. Dinleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki dersimizde neye devam edeceğiz arkadaşlar? Elbette ki mitoz ve eşeği süremele başlayacağız. Sonrasında ise devam edeceğiz. Plan ve programa mümkün olduğunca uymaya çalışıyorum. Planlı ve programlı birisiyimdir arkadaşlar. Bu yüzden yani şunun mesela şu düzenini bile kendim dizayn ediyorum. Güzel bir iş ortaya çıkmasını istiyorum. Çünkü gerçekten emek verdiğim bir proje ve kendi projem olduğundan dolayı da güzel bir iş ortaya çıkmasını istiyorum. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız, kendinize iyi bakınız.